örnek gösteriyor. Ümmetsiz peygamberler bakın, var. Hazreti Musa aleyhisselam, arkasında Firavun ordusu, kendisi ve bir grup onun peşinden gelen evet, İsrailoğlu. Önlerinde deniz var. Hiçbir kurtuluş ümitleri yok. Rasyonel hesaplarla, meta, imkan, ne derseniz deyin. Bütün şartlar aleyhinde, kuyudaki Yusuf'ta da öyle. Bitti. Hayır, bitmedi. Bir Müslüman asla ümitsiz olmayacak. Deniz yarılır ve ben geçerim. Hızır var. Allah'ın gizli orduları da var. Peki, denizi geçtiler. Tur-i Sina'dan Kudüs, kervanla 10 günlük yoldur. Yani evet. Kaç yılda gittiler? 40 yılda gitti. Önlerinde kaç peygamber var? Musa aleyhisselam, Harun aleyhisselam, Yuşa aleyhisselam. Bir de Asiye annemiz var. Evet. Önlerinde 3 peygamber, 10 günlük yolu 40 yılda gidiyorlar. Tihane eylediler. Evet, Tih çölünde. Peki niye gücü yetmedi Hazreti Musa'nın? Hazreti Harun'u yolda gömdüler. Evet, kendi de yolda vefat etti. Kendi de Kudüs'e varmadan evet, vefat etti. O zaman kimse şunun bunun öncülüğü, şunun fikri, yani ben şöyle yapalım, böyle yapalım, oraya gitse 40 kişi çalışsalar, bir hafta Tayyip Bey'e bir fink verseler, gelseler Türkiye'de 3 tane sen şunu çalış, sen bunu çalış, toplumu çalışalım, medyayı çalışalım. Bunlar niye yapalım diyorum. Allah'a akıl vermek için mi? Allah'ın yetmeyen gücüne güç yetirmek için mi? Allah bizden bunu yapmamızı istiyor, onun için.